الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Tekabun suresi 15. ayeti kerimesinde bizlere şöyle buyuruyor. İnneme emvalukum ve evladukum fitne. Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir fitnedir. Vallahu indehu ecrun azim. Büyük mükafat, büyük ecir ise Allah'ın yanındadır, Allah'ın nezdindedir, Allah'ın katındadır. Değerli dostlar, ayet-i kerimede zikredilen fitne kelimesi Arapçada altının curuflarından temizlenip saflaşması için ateşe tutulması demektir. Siz altın madenini saf bir şekilde elde etmek için onu ateşe tutarsınız ve altın olmayan şeyler ayrışır, altın bir tarafa ayrışır. Böylece saf altını elde etmiş olursunuz, değerli bir şeyi elde etmiş olursunuz. Onu ateşe tutmadan o saf altını elde etmek mümkün değildir değerli kardeşlerim. Fitne aynı zamanda imtihan ve azap anlamlarına da gelmektedir. Burada Yüce Rabbimiz mallarımızın ve evlatlarımızın bizler için bir imtihan, bir fitne olduğunu bildirmesi, onların bizim için bir sınav olduğunu göstermektedir. Yani Yüce Rabbimiz bizim çocuklarımız ve mallarımız vasıtasıyla, sebebiyle kendisinden uzaklaşıp uzaklaşmayacağımızı imtihan etmektedir, sınamaktadır. Kendisine yaklaşıp yaklaşmayacağımızı kendisinden efendim razı olup olmayacağımızı denemek istemektedir sevgili kardeşlerim. İnsanda mal sevgisi çok fazladır. Hem Kur'an-ı Kerim'deki ayetler buna işaret ediyor, hem de her bir insan kendisine sorduğu zaman ve kendi fıtratını tahlil ettiği zaman, kendisi üzerinde düşündüğü zaman, duygularını yokladığı zaman içinde mala karşı büyük bir sevginin olduğunu görecektir. Bazı insanlarda da bu mal sevgisi çok çok daha fazladır sevgili kardeşlerim. Ama genel olarak insanlarda mala karşı bir sevginin, bir muhabbetin, bir tutkunun olduğu, bir ilginin, alakanın olduğu, hem de bir hayli yüksek bir alakanın olduğu fıtraten de sabittir. Kur'an ayetleriyle de sabittir. İşte Yüce Rabbimiz, اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَد۪يدٍ وَيُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّا gibi ayet-i kerimelerde insanın fıtratında var olan bu mal sevgisinin ne kadar şiddetli olduğunu bildiriyor. Neden mal insan nezdinde önemlidir ve insan neden malı sever? Çünkü değerli kardeşlerim, mal dediğimiz şey aslında para, efendim, ev, bark, bahçe, tarla gibi insanın dünyevi hayatını kolaylaştıracak olan unsurlardır. Mal olmadan, para olmadan insanın dünyevi hayatında bir geçim sağlaması mümkün değildir. Şu ya da bu şekilde, şu kadar ya da bu kadar mutlaka bir malın, bir imkanın olması gerekiyor ki insan hayatını kolaylaştırsın, hayatında gerekli olan ihtiyaçları karşılayabilsin.
Dolayısıyla burada değerli kardeşlerim, aslında malın bir vasıta olduğunu görüyoruz, bir araç olduğunu görüyoruz. Ama kim insanlar malı bir araç olmaktan, vasıta olmaktan çıkarıyor, malı bir amaç haline getiriyor, bir gaye haline getiriyor ve sadece malı hedefliyor, malı istiyor. Mal mülk peşinde koşuyor, onu arzuluyor, onu talep ediyor ve onun dışında başka bir şeyi gözü görmüyor. Mal mülk uğrunda her şey yapabiliyor sevgili kardeşlerim. Ki bunun çok fazla olduğu zamanlarda, bu mal hırsının, mal sevgisinin çok aşırı olduğu, İslam dininin prensipleriyle dengelenmediği zamanlarda bu mal için insanın cinayetler dahi işlediğini görüyoruz. Bunu da hepimiz zaman zaman duyuyoruz. Hatta insan bu mal uğrunda en yakın akrabasını, annesini, babasını, eşini, çocuklarını, çocuksa annesini, babasını dahi öldürdüğünü maalesef üzülerek söylüyorum ki görüyoruz ve duyuyoruz değerli kardeşlerim. Bunlar mal sevgisini bütün sevgilerin üzerine çıkaran insanlardır. Allah'ın verdiği bu duyguyu yine Kur'an-ı Kerim'de bildirilen ölçülerle sınırlandırmayan kimselerdir sevgili kardeşlerim. İfrat içerisinde bulunan kimselerdir. Aşırıya kaçan kimselerdir. Malı bir araç değil de bir amaç olarak gören insanlar, malı kendilerine Allah'ın verdiğini unutan insanlardır. Bir mala, bir imkana, kendi güç ve kudretleriyle sahip olduklarını zanneden ve vehmeden insanlardır. Halbuki değerli kardeşlerim, böyle bir zan, böyle bir vehim hatadır ve yanlıştır. Çünkü malı ve mülkü insana kazandırdığını düşündüğü ya da vehmettiği güç ve akıl dediğimiz şey aslında insanın kendi imkanlarıyla elde etmiş olduğu bir şey değildir. Bunu da Cenab-ı Hak insana ihsan ediyor. İnsanı kim yaratmışsa aklı da o veriyor, gücü ve kuvveti de o veriyor. Çünkü hiçbir insan sevgili kardeşlerim aklını gidip de bir başka yerden alamıyor. Satın alamıyor. Aklı insana Cenab-ı Hak veriyor. Demek ki düşünmesini sağlayacak bu en önemli diğer mahlukattan ayrıldığımız bu özelliği bize ihsan ve ikram eden de Allah'tır. Biz o akılla düşünüyoruz. Biz o akılla hesap yapıyoruz. Biz o akılla insanlarla münasebetlerde bulunuyoruz. İşlerimizi yürütüyoruz. Demek ki mal kazanmamıza bir noktada vesile olan Allah'ın verdiği akıl bizim için çok önemlidir. Bu yüzden insan mala sahiplenemez. Çünkü onu elde etmekteki bir vasıtadır. Akıl da onu Allah vermiştir. Yürümemizi, konuşmamızı, görmemizi, işitmemizi, hareket etmemizi sağlayan güç dediğimiz şey, kuvvet dediğimiz şey de aslında Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği bir ikram ve ihsandır değerli kardeşlerim. Allah bu dünyada efendim yeryüzünü bitkilerin, sebzelerin yetişmesine uygun bir şekilde yaratmamış olsaydı, yağmurunu göndermemiş olsaydı, toprağı buna uygun bir şekilde yaratmamış olsaydı, bugün biz birçok şeyden istifade edemezdik. Hayvanlar beslenemezdi ve bizler de şu sahip olduğumuz gücü ve kudreti elde edecek şeyleri yiyemezdik ve böylece insan olarak bu dünyada yaşayamazdık sevgili kardeşlerim. Ama görüyoruz ki hem onları Cenab-ı Hak yaratmış hem bizi yaratmış olduğu o nimetlerden istifade edecek bir pozisyonda yaratmıştır. Elimizle onları alıyoruz, ağzımıza götürüyoruz, yiyoruz, vücudumuzda birçok işlemlerden geçiyor, hiç haberimiz olmuyor. Sonra bu enerjiye dönüşüyor ve biz hareket ediyoruz, sonra mal kazanıyoruz. Demek ki bu gücü de bize veren aslında Cenab-ı Hak'tır değerli kardeşlerim. Hayatı bize bahşeden Cenab-ı Hak'tır. O zaman bizim olmayan, Allah'ın bize emaneti olarak verdiği şeylerle kazandığımız şeylerin de bizim olduğunu iddia etmemiz saçmalıktır. Ve gerçekten de aslında biz bir şey kazanmıyoruz. Biz bir mal kazanmıyoruz. Allah bize bunların hepsini ihsan ve ikram ediyor sevgili kardeşlerim. Bunu da bu şekilde bilmek lazım.
Sevgili dostlar, insan böyle bir tefekkür içerisinde bulunmazsa, aklını, gücünü, kuvvetini, her şeyi Allah'ın verdiğini bir insan eğer düşünmezse, değerli kardeşlerim, bu takdirde mal sevgisini, malı ihsan edenin sevgisinin üzerine çıkarır. Malı her şeyden fazla sevmeye başlar. Ve mal için ibadeti bırakır, Allah'ı anmayı bırakır, Cenab-ı Hakk'ın emirlerini tutmayı bir kenara bırakır, yasaklardan kaçınmayı bir kenara bırakır, helalı haramı bir kenara bırakır. Nasıl, hangi şekilde olursa olsun mutlaka mal kazanmanın, onunla meşgul olmanın peşinde koşar. Bunun için o koca Yunus gibi mal sahibi, mülk sahibi hani bunun ilk sahibi demeli. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan diye düşünmeliyiz. Değerli kardeşlerim, mal sevgisi ve hırsı Allah sevgisinin önüne geçtiği zaman insan bu defa daha fazla kazanacağım diye çok çabalar, çok uğraşır ve Allah'a karşı yapması gereken şükür görevini yerine getirmez, hırs sahibi olur. Ve biz gerçekten kendileriyle görüştüğümüz birçok insan niçin ibadetleri düzgün yapmadıklarını sorduğumuzda hep malla, mülkle meşguliyetin buna engel olduğu şeklinde bir bahane duyuyoruz. Demek ki o kadar çok insanlar malla meşgul oluyor, bunu elde etmek için uğraşıyorlar ki Allah'ın her gün 5 vakit kılmayı emrettiği namazı kılmaya dahi insan vakit bulamıyor ya da vakit bulamadığını zannediyor. Zihni çünkü bedeni meşgul olmasa dahi zihni hep onlarla meşgul olduğundan dolayı ibadetini de ihmal edebiliyor. Tabii bunun faturası insana çok pahalıya patlayacaktır. İkinci olarak evlat sevgisi de insanın içerisinde var olan fıtri sevgilerdendir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de زُجُنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَن۪ينَ İlâ ahir-i ayet, ayetin baş taraflarında insanda kadınlara ve çocuklara karşı sevgi arzusunun, isteğinin var olduğunu bildiriyor. İnsanda böyle bir sevgi vardır. Sevgisini yönelttiği objelerin başında, nesnelerin başında dikkat ederseniz ikinci sırada çocuklar zikrediliyor bu ayeti kerimesinde sevgili kardeşlerim. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem minberde hutbe veriyordu. Torunları Hasan ve Hüseyin üzerlerinde kırmızı cicili bicili elbiselerle mescide geldiler ve sağa sola yürümeye başladılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu efendim çok sevdiği torunlarını gördü. Hemen minberden indi, çocukların yanına geldi. Sonra da sahabilere "İnneme emvalukum ve evladukum fitne" ayeti kerimesini okudu. "Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır." dedi. Bunu okudu. İşte benim konuşmamı bu yavrularım, bu torunlarım geldiler ve benim hutbemi, konuşmamı kestirdiler buyurdu. Tabii bu değerli kardeşlerim Habib-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın Allah'ın en sevgili kulunun insanlara bu ayetin manasını talim makamında davrandığı bir davranıştır, gösterdiği bir davranıştır. Yoksa Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamı çocuk sevgisi, mal sevgisi Allah asla ona ibadetten alıkoymamıştır, uzaklaştırmamıştır. Ama bize eğer dikkat etmezsek bunun ne kadar büyük bir tehlike olduğunu Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ayrıca bu ayeti zikrederek hatırlatmış olmaktadır. Değerli kardeşlerim, çocuklar kıyamet gününde Allah'ın huzuruna çıktıklarında eğer onlara haram lokma yedirilmişse, eğer onlara dinleri, diyanetleri öğretilmemişse onlar bizim hakkımızda Allah'a şikayetçi olacaklardır. Allah'ım, bu annem ve babam bana bu dinimi, Allah'ımı, kitabımı, Kur'an'ımı bana öğretmedi. Bana senin Habib-i Ekrem'ine bildirdiğin o güzel ahlakını öğretmedi. Beni boş şeylerle eğledi, meşgul etti. Zaruri ve zorunlu olan benim
hayatıma ışık tutacak, ebedi hayatımı kazanacağım şeyleri bana öğretmedi. Dolayısıyla ben annemden ve babamdan şikayetçiyim diyecek bu çocuklar sevgili kardeşlerim. Dolayısıyla çocukların bizim için ne kadar büyük bir aslında bu manada tehlike olduğunu da anlamış olmamız gerekir. Eğer iyi yetiştirmezsek ahirette de aleyhimize geçecektir bu çocuklar. Zaten dünyada da Allah yolunda yetiştirmediğimiz çocuklarımız büyüdüğü zaman bizim arzu edip talep ettiğimiz davranışı sergilemeyecekler daha sonra. Bize karşı olan sevgi ve saygılarında büyük noksanlıklar göreceğiz. Bizi belki de istemeyecekler. Bizi arzu etmeyecekler. Bizimle birlikte olmak da istemeyecekler. Hayatlarını vur patlasın, çal oynasın, eğlenceler içerisinde geçirmeyi bizimle birlikte olmaya tercih edeceklerdir. Bugünün birçok insanın da gençliğinde görüldüğü gibi sevgili kardeşlerim. Daha bu dünyada ektiğimiz tohumların acı meyvelerini, zakkum meyvelerini toplamaya başlayacağız. Ahiret zaten mutlaka karşımıza çıkacak olan bir tablodur. Çocuklar bizden şikayetçi olacaklar. İşte o zaman biz acaba Cenab-ı Hakk'a nasıl cevap vereceğiz diye düşünmemiz gerekir. Ya Rabbi, ben aslında onlar için uğraşıyordum. Onların maddi geleceklerini garanti altına almak için çalışıyordum. Onları çok seviyordum. Bu yüzden ben onlarla manevi bakımdan ilgilenmedim mi diyeceğiz. Bunu mu bahane olarak göstereceğiz? Böyle bir bahane olur mu? Değerli kardeşlerim, elbette olmaz. Böyle bir bahanenin olması asla mümkün değildir. Bu yüzden sevgili kardeşlerim, insan mal ve çocuk sahibi olmayı dünyada kendisi için bir kazanç olarak görebilir. Gerçekten bir kazanç olur. Eğer Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirmiş olduğu gibi çocuklarımızı salih olarak yetiştirirsek öldükten sonra da bizim amel defterimize sevap kazandırırlar o çocuklar ve büyük bir kazanç olur. Ama eğer biz bu çocuklarımızı Allah'ın istediği şekilde yetiştirmezsek bu kazanç bir anda zarara dönüşür. Onun için ayet buna dikkat çekiyor ve sonunda vallahu indehu ecrun azim diyor. Yani büyük mükafat Allah katındadır, Allah'ın indindedir diyor. Nedir bu büyük mükafat? İnsanın cennete gitmesidir. Allah'ın rızasını kazanmasıdır. Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğunu kazanmasıdır değerli kardeşlerim. Bunu da ancak çocuklarını güzel yetiştirerek insan elde edebilir. Bu yüzden çocuklarımızın bizim ebedi hayatımıza engel olmasına da müsaade etmememiz gerekir. Onların da ebedi hayatlarını garanti altına almak için en azından yol göstermemiz, bu konuda onlara gerekli bilgiler vermemiz gerekir. Bakınız son olarak Buhari ve Müslim'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğuna göre Allah Zülcelal Hazretleri cennet ehline şöyle seslenecektir. Ey cennet ehli! Onlar da buyur Rabbimiz, emrine amadeyiz diye cevap verecektir. Bunun üzerine Cenab-ı Hak razı oldunuz mu diye soracak. Onlar da neden razı olmayalım ya Rabbi? Sen mahlukatından hiçbirisine nasip olmayanı bize ihsan ettin diyecekler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak ben size bundan daha faziletsini iyisini vereyim mi diye soracak. Onlar da ya Rabbi bundan daha iyisi nedir diye soracaklar. Cenab-ı Hak da ben sizden razı oldum ve bundan sonra size ebediyen gazap etmeyeceğim buyuracaktır. Demek ki bir insanın cennete koyulması demek Allah tarafından Cenab-ı Hakk'ın o insanın amellerinden razı olması demektir. Bunların bir tanesi de çocuklarımızı güzel yetiştirmektir sevgili kardeşlerim. Çocuklarımız vasıtasıyla dünyada ve ahirette sıkıntı çekmek istemiyorsak lütfen daha çocukken onlarla ilgilenmeye gayret gösterelim. Allah'ın emrini de yerine getirmiş olalım. Onun azabından da inşallah sakınmış olalım. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme bihaqqil Kur'ani ve bihaqqi men unzile aleyhi'l Kur'an
نَوِّرْ قُلُوبَنَا بِنُورِ الْقُرْآنِ وَاجْعَلِ الْقُرْآنَ شِفَاءً لَنَا مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَمُونِسًا لَنَا فِي حَيَاتِنَا وَبَعْدَ مَمَاتِنَا وَاجْعَلْهُ لَنَا فِي الدُّنْيَا قَرِينًا وَفِي الْقَبْرِ مُونِسًا وَفِي الْقِيَامَةِ شَفِيعًا وَعَلَى الصِّرَاطِ نُورًا وَمِنَ النَّارِ سِتْرًا وَحِجَابًا وَإِلَى الْجَنَّةِ رَفِيقًا وَإِلَى الْخَيْرَاتِ كُلِّهَا دَلِيلًا وَإِمَامًا بِفَضْلِكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ وَإِحْسَانِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مَنْ أَنْزَلْتَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ وَأَرْسَلْتَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ صَلَاةً تُرْضِيكَ وَتُرْضِيهِ وَتَرْضَى بِهَا عَنَّا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ آمين والحمد لله رب العالمين.